Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte görmüş olduğunuz titreşim sensörünün nasıl çalıştığını göreceğiz. Bu titreşim sensöründe bir adet potansiyometre var bunun hassasını ayarlamak için. Bir de görmüş olduğunuz şu mavi silindir şeklinde olan bölüm ise buranın iç tarafında bir top var diyelim. Bu top sağa sola değdiği zaman değme şiddetine göre bize ya da değme süresine göre bize bir sinyal gönderiyor 0 ve 1. Biz de bu 0 ve 1'i kullanarak buzzer ve daha sonrasında led yakacağız arkadaşlar. Şimdi bunun nasıl olduğunu birlikte görelim. İyi seyirler. İlk olarak arkadaşlar sensörümüzde 3 adet ayak bulunuyor. Bunların kablolarını bağlayacağız. Farklı renklerde 3 kablomuzu sarı, kırmızı, mavi, mavi. Şimdi arkadaşlar en sağdaki 5 volt VCC hattı. Buna kırmızıyı bağlıyorum. Ortadaki hat GND toprak hattı. Onu da bağladıktan sonra mavi de sinyal hattımız arkadaşlar. Bunu da bu şekilde bağlıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu an sensörümüzün kablolarını bağladık. Bunları sırasıyla Arduino'mda bulunan girişlere tek tek bağlıyorum. 5 volt sarı GND'li toprak hattı. Onu da bağlıyorum. Bunu da bağladıktan sonra sinyal hattında arkadaşlar dijital pinlerden siz istediğinize bağlayabilirsiniz. Ben bunu ikinci dijital pine bağlıyorum. Kodlarda da ikinci dijital pin olarak yazacağım arkadaşlar. Şimdi LED'imizi bağlayalım. LED bağlamada arkadaşlar uzun ayak artı, kısa ayak eksi. Bunu bağlıyorum breadboard'umda. Ardından 150 ohmluk bir direnci alıyorum bunun artı ayağına. Evet, şu şekilde bağladıktan sonra sarı ve ya da sarıyı almayalım, onu kullanmıştık. Yeşil olsun. Yeşil ve kahverengi. Kahverengiyi GND'ye bağlıyorum. Toprak hattına. Bunu toprak hattına bağladıktan sonra artı ayağını da şu şekilde, bunu da dördüncü pine bağlayalım arkadaşlar. Evet, şu an bağlantımız tamam. Zaten bağlantısında pek bir zorluk yok. Şu şekilde bağlarsanız herhangi bir sıkıntı yaşamazsanız arkadaşlar. Sıra geldi arkadaşlar kodlarımızı yazmaya. Kodlarımızı yazmadan önce şunu belirteyim. Bu sensöre herhangi bir kütüphane gerekmiyor. Direkt görmüş olduğunuz kodları yazarak sensörünüzü çalıştırabilirsiniz. Şimdi bir değişken oluşturuyorum. Int veri olsun. Bu da sensörden çekeceğimiz verileri aktarmak için arkadaşlar. Bir tane daha oluşturalım. Buna da LED diyelim. LED'in bağlanacağı pin ikinci pin arkadaşlar. Buraya geliyorum. Eğer serial monitörü çalıştırmayı düşünüyorsanız şu benim yazacağım kodları yazabilirsiniz. 9600 transfer hızıyla. Buradan arkadaşlar pin modları tanımlayalım. Veri diyelim. Veri giriş olacağı için input diyorum. Bir tane daha tanımlıyorum. Ve de LED yazıyorum. LED de çıkış olacağı için output olacak. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar sıra geldi void loop döngümüzü yazmaya. Veri diyorum. Evet, 2'ye bağlamıştım. Şurada bir yanlışlık yapmışım arkadaşlar. LED'i 4. pine bağlamıştım. Bundan sonra serial. Buraya isterseniz veriyi yazabilirsiniz. Serial nokta print ln. Bir alt satıra geçmesi için. Şuradan Türkçe karakter olmasın. Evet. Şimdi veri algılandığı zaman arkadaşlar if diyorum. Veri eşit eşit, yani eşittir oluyor bu. Çift eşittir, eşittir demek. 1 olduğunda, şimdi arkadaşlar sensörümüz ya 0 değerini verecek ya 1 değerini verecek. 1 değeri varsa titreşim var anlamına geliyor. 0 değeri titreşim yok anlamına geliyor. Eğer titreşim varsa LED'imizi yakmasını söylüyoruz. LED high.
Eğer herhangi bir titreşim de yoksa, yani else, else komutuyla bunu yazıyoruz. Dijital formülümü tamamlıyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi formülümüz bu kadar. Kodlarımız daha doğrusu kodlarımız bu kadar. Sıra bunları yüklemeye geldi. Arduino'muza bağlıyorum. Evet. Şu an hata görünmüyor. Karta yüklenirken sorun oluştu. Şuradan portu tanımlamadık. Evet. Şu an sorunsuz yüklemesi gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi yükleme tamamlandı. Şimdi evet, salladığımız zaman arkadaşlar eğer çok fazla sallarsanız görmüş olduğunuz gibi ışık sürekli daha hızlı bir şekilde yanıyor. Durduğu anda da ışığımız sönüyor. Bunu tabi videomun başında söylediğim gibi isterseniz buzzer'la da bunu deneyebilirsiniz. Yanlış takmadıysam burası olması gerekiyor. Bunu hem LED hem de ses sensörüyle de yapabilirsin, yani buzzer'la da yapabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi devremiz sorunsuz çalışıyor. Bunu dilediğiniz herhangi bir yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Geliştirmek tamamen size kalmış. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.